31 Mayıs 2015 Aydın Kuşadası'nın yayla köyündeyiz. Cengiz Ekiz Bey'in bahçesindeyiz. Burada ceviz de armut da kullanmıştı ürünümüzü, rekor gelişimi. Cengiz Bey, burada ceviz ağacının yanında duruyoruz. Bu ağaçta rekor gelişimi kullandınız. Burada evet. Neler gördünüz? Bir kısaca özetler misiniz? Buranın rakımı deniz seviyesinden çok yüksek değil. Sıcak. 400 metre. 400 metrede ama ılıman iklimin Kuşadası'na çok yakın bir yer. Evet. Burada kullandığınız rekor gelişim neler yaptı? Bu ağaçta ne gösterdi? Bu ağaç bu kadar filiz atmış değildi. Daha kısaydı böyle. Şöyle yakın gösterelim sürgünleri. Evet. Siz de gösterin. Şu mesela şu dallar. Evet. Dallar. Sürgün. Arkada, şöyle sürgün. Arkaya doğru gösterelim. Gelin. Şunu gösterelim burada mesela. Var. Burada bu sezonun yeni sezonda mesela evet. Şuradan başlıyor i̇ki, belli. 2 metre. 1,5 metre. 2 metre bu ağaçta ceviz ağacında sürgünler var. Sürgünler ve ceviz vermeyen ağaç ceviz vermeye başladı. Kaç yaşında bu ağacınız? Bu ağaç hemen 5 yaşına yakın. 5 yaşına yakın. Peki bu sene o ağacın boyuna baktığınızda 1,5 metre. Evet. Bu sene 1 metreden fazla sürgün atmış bir yılda. Görülüyor. Evet. Ve ceviz de canlı. Yaprakları canlı ve ceviz de vermiş. Ceviz de şöyle var. Gösterelim. Üzerinde ceviz de var. 5 yaşında aşağı yukarı hiç büyümüyordu. Bir de şurada bir ağacımız var. Oraya da gidelim. Evet. Bu ağaç nasıldı? Şöyle gelelim şuraya. Bu Chandler şöyle cevizi geçelim. Şuradan. Cevizimiz. Bu Chandler cevizi. Kurumak üzereydi. Yarısı kurumuştu. Yakına gelelim. Yakına gelelim. Rekor gelişimi verdikten sonra o yarısını kestim. Evet. Ondan sonra çok filizleri görüyorsunuz. Yani bu şimdi üstünde ceviz de var. Bu sene ceviz bile vermiş ceviz yani. Bile verdi kurumuş ya. Bir ağaç bu. Doğru mu? Ceviz. Şurada. Kuruyan bir ağaçta. Chandler çeşidi. 2 sene önce dikmiştim bunları. 2 sene önce diktiniz. Ama hemen ceviz vermeye başladı. Ceviz vermeye başladı. Şöyle yapraklar gayet, sonra. Gayet mükemmel kara yeşil dediğimiz. Ve üstünde ceviz de var maşallah. Evet, evet. Çok güzel. Bir de şurada bir ağacımız var. Ona da evet. Gidelim. Şöyle. Bu ağaçta da uygulama yapıldı. Aynen. Burada da görünüyor sürgünler. Evet. Bu da ceviz verdi. Bu kaç yaşındaydı? Bu da aynı yaşında o 5 yaşında. Aynı 5 yaşında. Bunda da cevizler vermiş ve sürgünleri verdi. Yapmış. Şöyle şu sürgünü gösterelim. Yani birçok üreticinin 3-5 yılda büyüttüğü kadar siz yıllık sürgün evet. Yapmışsınız. Hemen burada. Hemen 2-3 sene kazanmış oldum yani. Burada rekor gelişimi ne kadar bir zaman oldu? Uygulayalım buraya. 2 ay gibi bir zaman oldu. 2 ay gibi bir zaman oldu. 2 ayda böyle bir güzellik size sonuç getirdi. Şuradan evet. Çekelim şöyle. Ağacımızın gövdesini de gösterelim. Belki üreticilerimiz görmek isterler. Cengiz Bey, bir de şurada bir tane vardı. Kurumalı evet. Diyordunuz. Oraya da bakalım. O da kurumak üzere. Kuruyor dediniz. Evet. Bunlara da rekor gelişim uygulaması yaptınız. Bu çeşit olarak nedir bunun çeşidi? Bu vişne ağacı. Burada yeni sürgünleri görüyorsunuz. Evet. Şöyle yakın gösterelim. Meyvenin tuttuğu yerden sonra yeni yıl sürgünlerini yaptırabilmiş. Aynı şekilde üst dallarda da mevcut. Evet. Şu şekilde. Her yerinden fışkırmış bir vişne ağacı. Şöyle görüyoruz. Şöyle gösterelim. Bakın. Bunlar geçen yıldan gelen meyve sürgünü. Doğru mu? Evet. Cengiz Bey? Doğru. Ve bir sonraki yıl sürgünü de yapabiliyor. Ağaç evet. Besleyebiliyor. Çalışıyor. Yapraklar gayet güzel. Çok canlı. Yani rekor gelişimin özelliği sürgünü çok vermesi. Sürgünü verdiriyor. Meyveyi tutturmuş. Aynı zamanda meyveden sonra bir sonraki yıl sürgüne devam ediyor. Gidelim evet. Şöyle gene. Bu da yerli bir cevizimiz. Hasarlı. Hatta şuradan kestim. Buradan kesilmiş. Kestim, oradan. Şöyle gösterelim. Şuradan kesilmiş. Kesildi. Bir ağaç. Kuruyan tarafıydı orası. Kuruyan. Diğer tarafından şu sürgünler çıkmış böyle. Yani kısa zamanda bol yani sürgün verdi. Burada yani. Görüldüğü üzere şöyle yakın çekelim. Şöyle boyunu gösterelim yukarı doğru. 2 ay gibi bir sürede
Bu ağaçları bu seviyeye getirdik. Şimdi rekor gelişimi şöyle gelelim. Cengiz Bey siz de böyle gelin ağacımızın yanına. Kuruyan bir ağaçtı bu, doğru mu? Evet. Kuruyan bir ağaçta 2 ay gibi bir süre oldu. Süre oldu. Yani sanki 3 yaşında ağaç gibi oldu yani. Siz bir de bir şey söylemiştiniz. Bir bakıcınız varmış, ilaççınız varmış. Ona da rekor gelişimden bir örnek vermişsiniz, numune. Ne yapmış? İlaç almaya geldi, onu anlatmıştım rekor gelişimi. Bana biraz verebilir misin abi dedi. Benim de bahçemde kuruyan zeytin ağacım evet, vardı. Evet, zeytinle demiştim. Alakalı. Onu vereceğim dedi, verdim. 15 gün sonra tekrar ilaçlamaya geldiğinde, abi neymiş o ya dedi. Felaket bir şey o dedi, ben gideceğim alacağım dedi. Yani ağacını kurumuş, o da 15 gün içerisinde ağacında bir canlanma bir filizlenme görmüş. Yani o kadar kısa zamanda diyor, öyle bir şey olması mucize bir şey diyor. Evet. Onun için diyor, zaten İzmir'deyim diyor, hemen gidip alacağım. Tabii şimdi diyor. rekor gelişim birçok olmayan, insanlar tarafından yapılamayan ağaç kuruması ve bu gördüğünüz cevizlerin büyümesi sorunlarını çok basit bir şekilde çözebiliyor. Siz bizi internetten gördünüz. Evet, doğru internetten mu? Siparişinizi gördüm. Verdiniz. Evet. Sorunsuz bir şekilde size geldi. Deneyeceğim dedim. Deneyeceğim dediniz, aldınız ve şu anda memnunsunuz herhalde. Memnunum. Peki, cevizcilere önerir misiniz ve tüm meyve üreticilerine? Tüm meyve yetiştiricilerine öneriyorum. Bu bölgede almayan varsa almasını öneririm. Türkiye'de. Türkiye'nin tamamında insanlar sizi görecekler. Şu evet. Ağacı şöyle tekrar gösterelim. Bir daha. Bu büyümeyi burada gördük. Bu şekilde. Bahçenizi bize gezdirdiğiniz için teşekkür ediyoruz Cengiz Bey. Ben de teşekkür İnşallah ederim. Bir dahaki seneye bu ağaçlardan bol bol ceviz alırsınız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun.